Bugün açıklanan Türkiye'nin enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji stratejisiyle enerji alanında 48 ayı bulan izin süreçlerinin kısaltılması amaçlanıyor. Alparaya değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, bürokratik süreçlerin kısaltılmasının yatırım ortamını olumlu etkileyeceğini söyledi. Yapılacak düzenlemenin pozitif yansımaları olacaktır dedi. Efendim hoş geldiniz. Tabii Bakan Bey'i az önce dinledik. Özellikle YEKA ihalelerine ilişkin takvimi açıkladı ama izin süreçlerinin 48 ayı bulduğuna vurgu yaptı. Bu özellikle yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım anlamında düşüncesini nasıl etkiliyordu? O süreçlerin kısaltılması gündemde, meclise de yakın geleceğini ifade etti. Ben değerlendirmenizi almak isterim. Çok teşekkürler. Öncelikle bugün burada enerji dönüşümü ve yenilenebilir enerji marjında bir önemli bakan bir sunumu oldu. Aslında burada Türkiye'nin geçmiş bir performansını hatırlattı kısaca ve geleceğe dair bir vizyonu sundu. Burada sizin bahsettiğiniz bu bürokratik süreçlerin kısalması tabii ki önemli konu. Baktığımız zaman geçmiş 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu dönemde bizim bu yatırım çekmedeki hikayemizin en büyük bileşenlerinden birisi tabii ki o reformlar, reform süreçleriyle beraber o sektörlerdeki liberalleşme, uluslararası entegrasyon ve tabii ki o yatırım yapma süreçlerinin kısalması yer alıyor ve yine hatırlayacak olursak işte Türkiye o uluslararası endekslerdeki konumunu işte zaman içerisinde o reformlarla beraber üst noktalara taşımış bir ülke. Yani buradaki tecrübesi, başarısı zaten ortada. Enerji tarafı tabii bileşenleri çok böyle geniş bir alanda olan bir sektör olduğu için işte bu yatırımları yaptığınız alanlar ormanlarda olabiliyor vesaire. Bu sebeple tabii ki o yatırım süreçleri hassasiyetle aynı şekilde yapılmaya devam edecek. Bakan Bey'in sunumunda da yansıyan burada bazı süreçleri eş zamanlı yapabilir miyiz? Bazı süreçleri teknik olarak uluslararası örneklerine bakarak hızlandırabilir miyiz şeklinde bir değerlendirmesi var. Bunun pozitif yansımaları olacağına eminiz. Bizim de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak birkaç yıl önce yaptığımız bir yatırımcı rehberi vardı. Aslında biz 6 ana sektörde imalat, enerji, tarım, gıda, maden vesaire işte çevre teknolojileri gibi böyle alanlarda bütün yatırım süreçlerini bir harita olarak ortaya koymuştuk ve enerjideki bu tablo işte üzerinde çalışılan bir tabloydu zaten. Tabii ki şu an yorum yapmak için erken. Yüce Meclis'in takdiriyle nasıl onaylanırsa o haliyle olacak bazı tabii ki düzenlemeler. Ama hedef bunu şu anki sürenin çok çok daha altına çekmek, bu yatırımların önünü açmak. Bunlar niye önemli? Şimdi Türkiye yüzyılı diyoruz. Türkiye yüzyılını yatırımın yüzyılı yapmak istiyoruz. Türkiye yüzyılını enerjinin yüzyılı yapmak istiyoruz. Bu yatırımları hayata geçirirken şimdi 2035 için bazı hedeflerimiz var biliyorsunuz. Çok kabaca hani ben böyle şey yenilenebilir enerji marjında yine bizim işte 190 gigawatta ulaşacak kurulu güç kapasitesinin %65'inin yenilenebilir olması hedefleniyor. Bu hedeflere kısa sürede ulaşabilmek için bu bürokratik süreçlerin de kolaylaştırılması gerekiyor. Bu perspektifte çok önemli olduğunu düşünüyoruz.